Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Dostane adıyla hasta ve yakınlarına konaklama hizmeti verdiği refakatçi evi zorlu süreçlerinde vatandaşların yanında oluyor. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve ulaşım hizmetinin verildiği refakatçi evinde psikologlar tarafından psikolojik destek de sunuluyor. Televizyon da varmış hanım. Televizyon da varmış. Sen şuradan oturayım. Allah korusun. Yaklaşık 1,5 yıldır 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren hizmet veriyoruz. 1000 kişiye yakın hasta ve hasta yakınını burada ağırladık. Biz elimizden geldiği kadar misafirlerimizin burada kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü uzak yerlerden geliyorlar, çok uzun süre burada kalıyorlar. Ve ister istemez hani burada mutsuz olmalarını, kendilerini yalnız hissetmelerini istemiyoruz. Öncelikle verilen hizmetten dolayı çok memnun olduklarını belirtiyorlar. Hastaneye gittikleri zaman bu hizmetten bilgisi olmayan, işte araçta kalan, hastanede kalan vatandaşlarımıza bu hizmetten bahsettiklerini, gerçekten onları ekonomik anlamda ve psikolojik anlamda çok rahatlattıklarını söylüyorlar. Çünkü burada bir süre sonra bütün misafirlerimiz birbirleriyle tanışıyorlar, arkadaş oluyorlar. Burası onların evi gibi oluyor. Bu kapı her zaman için onlara açık. Diledikleri zaman burada gelip dertlerini paylaşabiliyorlar. Burada herhangi ekonomik anlamda da bir sıkıntıya düşmüyorlar. Çünkü akıllarında buraya gelirken hep bir soru oluyor. Acaba bir ücret ödüyor muyuz? Ama herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Tek istediğimiz şey onların sağlıklarına kavuşarak mutlu, huzurlu bir şekilde kendi evlerine geri dönmeleri. Burada daha çok uzun soluklu olarak kronik rahatsızlığa sahip hastalar kalmakta. Kronik rahatsızlıklarla da birlikte kişilerde üzüntü, öfke, kaygı, çaresizlik, umutsuzluk gibi olumsuz düşünceler ortaya çıkıyor. Bu hizmetle birlikte hasta ve hasta yakınlarının bu olumsuz duygu ve düşüncelerini ifade edebilme olanağı sağlamış oluyoruz. Sağlamış olduğumuz bu hizmetle kişilerin hastalıkla ve tedavi sürecinde ortaya çıkan olumsuzluklarla baş etme becerilerini geliştirmiş oluyoruz. İyileşme süreçlerine olumlu olarak katkı sağlamış oluyoruz. Yaşam kalitelerini yükselterek tedavi süreçlerini bir nevi hızlandırmış oluyoruz. Vermiş olduğumuz bu hizmetten çok çok memnunlar. Psikolojik destekle genellikle odadan rahatlamış olarak çıkıyorlar. Ben Mustafa Özen. Muttan'ım. 67 yaşındayım. Ve 1996 yılından beri tıp fakültesinde tedavi alıyorum. Ve bugüne kadar geliş gidişlerimizde, fakülteyi kontrollerimizde yatacak, kalkacak, sığınacak yer sorunumuz vardı. Bir de hastaneye ulaşım sorunlarımız oluyor tabii. Öğrendim ki başkanımız Vahap Feser ve ekibi böyle bir yer tespit etmişler. Ve de bir tane servis koymuşlar, ne kadar güzel. Geldik, Allah razı olsun, konakladık. Yerlerimizden memnunuz. Burada her şey gayet güzel. Bir de servisin olması bizim için bir avantaj. Kapımızın önünden alıyor, hastanenin kapısından bırakıyor, çağırdık mı gelip alıyor. Bu hakikaten de
güzel bir uygulama. Onları nasıl anlatsak, hangi türlü anlatsak, onu nasıl ifade edeyim? Geldiğimiz zaman yakınlarımıza gidemiyoruz. Ondan sonra hastanenin önünde kış sezonunda arabamızda kalıyoruz. Yaz sezonunda hastanenin önünde kaldırımlara çaput serip üstünde kalıyor, üstünde yatıyoruz. Ama şükürler olsun bugünlere gelmiş. Yani böyle bir uygulamanın başlaması o kadar beni mutlu etti ki hiç inanamazsınız yani. Psikolojik olarak da hem nasıl rahatlattı, o kadar mutlu olduk, o kadar mutlu olduk ki hiç sorma. Yani ifade edemem bu mutluluğu ben. Çünkü geliyorum, sıcak suyum var, yemeğim var, kahvaltım var, öğle yemeğim var. Dışarı çıkıyorum, servisim var, hastaneye götürecek servisim var, gidip geliyorum. Güvenlikli de aynı zamanda. Yani hiçbir kaygımız yok buraya geldiğimiz zaman. Allah razı olsun. Vahap Seçer Başkanımıza, ekibine Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Zaman zaman kendi tedavim için, zaman zaman eşimin tedavileri için. Şu anda da eşim rahatsız, onun yanında refakatçıyım. Çok şey olduk, sıkıntı çektik zamanla. Hastaneye geldik. Geçtiğimiz yaz hep hastanede, şeyde, arabanın içinde yattık. Araba kenarlarında yattık. Yani iyi havalarda, dışarılarda yattık ama eşim bir araştırdı. Böyle bir şey varmış Büyükşehir Belediyesi'nde. Biz de buraya geldik. Memnun olduk çok şükür. Kendi hastalığımızdan da çok sıkıntı çektik. Evet. Hasta yani kalacak yer sıkıntısını çok çektik. Ama şimdi çok şükür böyle bir şey varmış. Belediyemizde çok şükür. Psikoloji de evet, psikolog da bayağı bir yardımcı oluyor. Psikologdan da bayağı bir şey aldık, destek aldık. Geldiğimiz zaman ya akşam eve dönecektik ya da burada arabamızda kalacaktık. Otelde de kalamıyoruz evet, maddiyatımızdan dolayı. Otel zaten çok pahalı, otellerde nasıl kalalım? Belediyenin bu verdiği şeyden, hizmetten memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Asıl kesinlikle.